resmi adıyla Pakistan İslam Cumhuriyeti, Asya'da bulunan bir İslam devleti, ayrıca nükleer silahlara sahip tek İslam ülkesi. Afganistan, İran, Çin, Hindistan ile sınır komşusu, güneyinde bulunan Umman Denizi'ne 1046 km sahil şeridi bulunan Pakistan, muhteşem plajlara sahip bir ülke. Ancak ülkenin siyasi ve politik nedenlerinden dolayı turistler tarafından fazla tercih edilmemekte. Kapalı bir İslam devleti olan Pakistan sahillerinde az da olsa bikinili ve çarşaflı kadınları birlikte görmek mümkün. Dünyanın en fazla 5. nüfusuna sahip olan Pakistan, 1947 yılında İngiliz sömürgesi olan Hindistan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etti. Ayrıca Müslümanların çoğunlukta olduğu ikinci devlet. Çok ilginç gelenekleri olan Pakistan, merak edilen ülkelerin başında gelmekte. Düğün gelenekleri neredeyse tüm dünyadan farklı. Erkek tarafından başlık parası veya çeyiz istenmesi büyük bir ayıp olarak görülmekte. Görücü usulü evliliklerin bir hayli yaygın olduğu ülkede, kız tarafının evleneceği erkek için büyük bir çeyiz hazırlaması zorunludur. Fakat bu çeyiz tahmin ettiğiniz gibi küçük birkaç eşyadan oluşmuyor. Kız tarafının erkek tarafına altın, arazi veya yüklü derecede mal vermesi oldukça normal karşılanmakta. Bu yüzden fakir erkeklerin tek umudu zengin bir kız bulup onunla evlenmek. Mutfak kültürüne gelirsek, Hindistan'a çok benzeyen Pakistan'da bol baharatlı yemekler tüketilmekte ve kendilerine ait yüzlerce baharat bulunmakta. Ülkemizdeki gibi çayı çok seven Pakistan halkı çayı sütle tüketmekte. 1947'de ulusal olarak kabul edilen bayrak yeşil zemin üzerine beyaz hilal ve yıldızdan oluşuyor. Yeşil zemin İslamiyeti, bayrağın dörtte birini kaplayan beyaz renk farklı dinleri, hilal ilerlemeyi, yıldızda geleceği ve aydınlığı temsil etmekte. Pakistan, dört farklı bölgeye sahiptir. Her bölgenin bir başkenti bulunmakta. Bu bölgeler iç konularında bağımsız, dış konularında ise merkeze bağlıdırlar. 1971 yılına kadar Doğu Eyaleti olan Bangladeş, bu tarihte bağımsızlığını ilan ederek ayrı bir devlet olmuştur. Pakistan'ın nüfusu 2020 yılının ilk yarısı itibariyle 220.892.340'tır. Nüfusun %70'i köylerde, %30'u şehirlerde yaşamakta. Yaşam süresi kadınlarda 63, erkeklerde ise 62 yaşına kadar. Pakistan'ın her bölgesinin kendi başkenti olsa da ülkenin resmi başkenti İslamabad'dır. 1960 yılına kadar ülkenin başkenti Karaçi'ydi. Karaçi'nin liman kenti ve dış saldırılara karşı savunmasız olması nedeniyle yeni bir başkent inşa edilmesine karar verilmiş, Mürre tepelerinin eteğine İslamabad kurulmuştur. Komşusu Hindistan'la sürekli mücadele halinde olan Pakistan'ın birçok üst düzey komutanı Türkiye'de eğitim almıştır. Bundan dolayı akıcı derecede Türkçe konuşabilirler. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsan kanalıma abone olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.